Sen de mi oradaydın yoksa? Ha. Yoksa orada Şal'ın ne işi olabilir? Oradaydın değil mi? Değil mi Tapasya? Söylesene Tapasya, orada mıydın? Tapasya cevap ver bana. Tapasya orada mıydın söyler misin? İçten içe seni kemiren sıkıntı bu işte. Çünkü abim öldüğünde sen oradaydın. Orada mıydın? Tapasya cevap ver. Söyle. Orada mıydın? Cevap ver bana. Evet. Evet. Oradaydım. Gözlerimle gördüm her şeyi bir. Abinin kendisini vurduğunu gözlerimle gördüm hepsini. Gözlerimin önünde Vahş abin hayatına son verdi. Çok çok uğraştım. İnan bana elimden geleni yaptım. Ama onu ikna edemedim, durduramadım onu. Çok, çok çabaladım ama bir türlü olmadı. Bir türlü anlamıyordu. Çok kızgındı. Çok kızgındı, kendine kızgındı. Herkese, sana, bana, içe, hepimize kızgındı. O gün babamla görüşecektim hatta. Önümden onun arabası geçti birden. Aklında sanki bir şey var gibiydi ve çok öfkeliydi. Ne yapacağımı bilemedim bir türlü bil gerçekten. O gün Vahş abi öyle hızlı bir şekilde sürüyordu ki arabayı. Bir kaza olmasından korktum. Bu yüzden onu bile aramadım. Ama cevap vermedi. Yani bir şey yapmasından çok korktum ve onu takip ettim. Eski kaleye ulaştım. Engel olmaya çalıştım. Ama hemen bağırıp çağırmaya başladı ve bugün karar verildi diyordu. Bugün karar verildi. Herkesin önünde verildi. Sürekli aynı şeyi tekrarlayıp durdu Fir. Bugün karar verildi. Herkesin önünde karar verildi. Anlatmak için çok uğraştım Fir, inan bana. Anlattım tedaviye. Başlamak için bir buraya geldi dedim. Doktorla da konuştu üstelik. Tedavi için İtça'da Vir'le görüşüyor ama dinleyecek durumda değildi. Sonra silah olduğunu fark ettim. Silah vardı elinde Vir. Ben çok korktum. Aklım hiçbir şey almıyordu. Ne yapabilirdim söyle. Elimden geleni yaptım. O günden beri sırtımda bu
bu yükle yaşıyorum işte. Her şeyi bilirken, her şeyi görmüşken sana ne söyleyebilirim? Elimden ne gelirdi bir? Affet beni bir. Özür dilerim, çok üzgünüm Vahşi abiye engel olamadım. Suçluyum ben bir. Çok üzgünüm bir, bağışla lütfen, onu kurtaramadım. Beni affet ne olur. Ona engel olamadım. Senin hiçbir suçun yok. Abim her şeyi ne yazık ki hastalığı yüzünden yaptı. O kadar. Bunu bana daha önceden anlatsaydın, bu suç benim üzerime kalmazdı. Eğer bunu polisin önünde de söyleseydin, kurtulacaktım. Neden söylemedin? Ben korktum. Çünkü kıyafetlerimde kan vardı. Abinin kanı. O gün karakola bunu söylemek için gelmişti. Ama seni orada görünce konuşacak cesareti bulamadım kendimde. Senin masum olduğunu biliyordum ve sen hiçbir şey yapmadın. Ben senin masum olduğunun kanıtlanacağını sanıyordum bir. Lütfen beni affet, olur mu? Olanlara engel olamadım. Çok üzgünüm. Bu açıklamayı polislere de yapmalısın. Çünkü tek görgü tanığı sensin. Elbette. Tabii ki yaparım. Seni kurtarmak için giderim. Tabii ki gideceğim bir. Senin için her şeyi yaparım. Şu kanlı elbisen. Onu da karakola götürmemiz gerekiyor. Ama beni affettin. Öyle değil mi bir? Üzgünüm. Sorun değil. Rahat ol.
Yani o sendin Tapasya. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise